Tamam. Evet Recep, Kamil'e yardım ediyor salata konusunda. Evet. Ha. Asistanı Recep. Böyle doğru mu yedin? Hüseyin Coşkun mangal yapıyor. Ha emol ha. Tamam iyi işte. Mala bak. Mala bak mala. Evet. Dalından kopardık getirdik yapıyoruz. Evet. Boş dal. Nimet. Nimet. Allah'ın nimeti. Aynen. Saymakla bitiyor. Evet. Doğrudur. Evet. Hüseyin Coşkun. Coşkun'da ilgilerin böyüğü olan. Çünkü yandı. Evet. Burada Halis Coşkun var. Coşkun'da ilgilerin ufaklarından ama kalıp olarak böğülerinden. Ateş ve et işlerinden ilgilenir arkadaş. Bu da Vehep dayıların Tosun, Tuncay. Evet. Gördüğümüz gibi herkes bir iş görüyor burada. Boş duran yok. Şöyle gelelim. Arkadaşlarımız köfte yoğuruyor. Arkadaşlar lütfen küfürlü konuşmayalım. Evet. Hayta yillerin ehrem. Başkanımızı çekek. Ümit Başkan. Ümit poz verme. Hadi ya. Fotoğraf çek. Fotoğraf. Video ya. Tamam sonra fotoğraf da çekeceğiz. Aga. Ortayalım da bir toplu fotoğraf çektirelim. Evet bu arkadaşlar köftemizi yoğuruyor. Ben dedim yok temiz elleri. Ben dedim o köfte yetmez ama böyle bir yakın çekim ya. Bu köfte bize yetmez 10 tane 12 tane. 400 kişilik bir bölüye yettiği söylentiler var ama İbo'nun gözü doymuyor. Mesut Hafiz de yardım eder. Ama da Muharrem orada duruyor her zamanki gibi. İbo kardeş dur lan senden bir şey rica edeceğim. Ama Muharrem'i bir alıp götürsene. Allah'ın kitabını severse şunu bir götür. İbo kardeş bu su şoran suyuna benziyor. Lütfen Facebook'a at da şu İbo'nun şey, Muharrem'in durumunu bütün Türkiye'ye götür. Benim mahalle oturuyor da zaten. Tabii hiç yok kardeş. Uzak ol nelerden beter ya gitme oradan oturdu da. Evet. Geldik Hamit Coşkun'a. Çay işleri müdürü. Aramızdaki şu Ekrem Hayt arkadaş. Evet. Bizim sömürge ülkemiz olan Ballıca Cumhuriyeti'nin sömürge ülkesi olan Galapagos Türkiye'de zaten Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Devlet başkanı. Bunu böyle arada getiriyor sevinsin fukara. Galapagoslar'ın dağdaki teröristten farkı yok arkadaşlar. Çok ağır konuştu. Ağır ama gerçek. Oo. Nasıl patron? Ama bu da Osman. Her zamanki gibi Yerenlük hastası. Birini buldu yine. Hanım benim adamı ama Yerenlük gelir. Abi evlenemiyor diye etti de şey. Belki kız budur. Kim o? Ekrem Aga. Evet Ekrem Aga evlenemir. Duyduk duymadık demeyin. 25 yaşında. Yok. Ekrem. Yok, Ekremciğim. Ben babanla askere gittim. Eko. İyi. Bir CV'ni alalım. Ben Çeşme'de yakaladım. Hadi. Evlenmiş. Haydi. Canlı bir şekilde. En büyük özelliği Kaleboğazlı olmak. Bundan sonrasını zaten söylemiyorum. Tamam. Aylık geliri 3000 TL. Tamam. İşte 3 çocuğu, 2 hanımı var. Tabii ayrı. Nikahsız herhalde onlar. Eskiden nikah mı vardı? Aradığı özellikler İstanbul'da dayak olacak bayanın. Beni çek. Aylık geliri olacak 1000 TL. Tamam. Çocuğu olmayacak. Not beni çek. Not kız Sinoplu olacak. Ekrem söylentiler hakkında neler diyor? İyi ırk vermeyin. İmam nikahına elverişli olsun hanım yeter. Resmi nikah yok yani. Nasıl caiz değil? Değil. Dün mü? Evet imamımızı görüyorsunuz. Turist Ömer'e benziyor imam. Ama fetvayı veriyor. Muharrem'in bakışa bak. Abi çay kaynadı. Su bitti. Aha. Bak Sinoplu bir arkadaş bulduk. Bir daha piknik yapan arkadaşlardan biri. Ekrem bu konuda sana yardımcı olacak arkadaş. Evet hemen. Tavukları biz daha diyoruz. Arkadaş özellikle Sinop'tan evlenmek istiyorum. Köfte işte kimseye bakmıyor. Tamam yeter. Bak büyük ateş biz mangalı ayarladık. Büyük ateş az